Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Saffetü Tefasir çalışmaya devam ediyoruz. Nisa suresinin 11'den 14. ayeti kerimeye kadar olan kısmını veriyor. Yusikumullahu fi evladikum. Allahu Teala çocuklarınız hakkında size e, emrediyor. Buradaki yusikum hani tavsiye ediyor gibi anlaşılıyor ama emrediyor diyeceğiz. Lizzekerim mithlu hazil unseyin. Yani bir erkeğe iki kadının payını emrediyor verilmesini. Fe in kunne nisaen fevqasnateyni. Eğer ikiden fazla kadın veya kız iseler felehunne onlarındır sulusa ma terake. Yani bıraktığının e, üçte ikisi onlarındır ve in kanet vahideten eğer onlar sadece bir tane ise felehen nisfu o zaman bırak bıraktığı malın yarısı onundur ve li ebeveyhi li kulli vahidin minhuma es onlardan her birinin ebeveyni yani anne babası için de 6'da bir vardır mimma terake onun bıraktığından İn lehu veledun eğer onun çocuğu varsa fe in lem yekun lehu veledun eğer çocuğu yoksa ve veritehu ebevâhu ona anne babası varis olur. Feli ümmi sulus e, annesi için üçte bir vardır. fe in kâne lehu ihvetun eğer onun erkek kardeşleri varsa feli ümmi e, ümmi essudûs ee, evet anneye altıda bir vardır. Mibadi vasiyetin Yuusu Biha evdein. Evet o işte vasiyetin ardından Yusi Biha yaptığı vasiyetin ardından. evdeynin veya borcun ödenmesinin ardından. Abakum ve ebna babalarınız ve evlatlarınız. Yani atalarınız ve çocuklarınız, ki la tedrune eyyuhum ekrabu lekum nef'an hangisinin fayda olarak size yakın olduğunu bilemezsiniz. Faridata Allah ve bunlar yani bu taksimler Allah'tan bir farizadır. İnna Allaha kana alimen hakima. Muhakkak ki Allah e, bilendir, hikmet sahibidir. Ve lekum nusfu taraka Eşlerinizin bıraktığı mirasın da yarısı sizindir. İn lem yekun lehunne veled. Eğer çocukları yoksa. Fe in kâne veled. Eğer çocukları varsa. Fe lekumur rubu'u mimma terakne min ba'di vasiyetin yusina biha ev Yaptıkları vasiyetten veya işte bıraktıkları borçtan sonra onların kalan mirasının dörtte biri sizindir. Ve lehunne rubu'u ve yine Dörtte biri onlarındır. Mimma teraktum sizin bıraktıklarınızın. İn lem yekun lekum veledun eğer çocuğunuz yoksa. Fe inkâne lekum veledun eğer çocuğunuz varsa. Fe lehunne o zaman sekizde biri onlarındır. Mimma teraktum min ba'di vasiyetin tuğsûne biha evdeyn. Yani yaptığınız vasiyetten veya borçtan sonra bıraktığınızın sekizde biri onlar, e, onlarındır. Fe inkâne raculun eğer bir kimse yurasu kelaleten, kelale olarak kendisine varis e, olunan bir adam ise, ev imraetun veya bir kadın e, ise ki kelale e, nedir? Yani e, mirasçı olarak anne babası ve çocukları olmayan bir adam ise, ölen kimse ev imraetun veya bir kadın ise o zaman e, ve lehu ehun ev uhtun onun erkek veya kız kardeşi varsa Felikülli vahide minhuma, onlardan her birine esudus es altıda bir vardır. Fəinkânı ekteremin zalik, e, eğer bundan daha çok ıslar, fəhum şureka u fistülüz. E, onlar e, üçte birde, üçte birinde ortaktırlar. Mimbadi vasiyetin yusabıha yapılan vasiyetten sonra evdey'nin veya borç borçların ödenmesinden sonra gayra mudarin zarar vermeksizin kimseye zarar vermeden vasiyeten min Allah bunlar Allah'tan bir emirdir vallahu alimun halim Allah her şeyi bilendir e, cezada acele etmeyendir tilke <laughs> hududullah bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve men yuta ve rasuluhu kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse yudkhilhu cennatin tecri min tahtihel enhar onları altından ırmaklar akan cennetlere katar halidine <laughs> fiha orada sürekli kalıcıdırlar ve zalikel fevzul azim işte bu büyük kurtuluştur. Ve men yasillaha ve rasuluhu kim de Allah'a ve Resulüne isyan ederse ve yetaadde hududehu ve onun sınırlarını aşarsa yudhilhu naran haliden fiha onu içinde bedi kalacağı ateşe koyar ve lehu azabun muhin ve ona alçaltıcı bir azap vardır. El münasebet Evet, önceki ayetlerle münasebeti için ne diyor? Lema evsa taala fil ayati <laughs> sabiqati bil eytam. Allahu Teala önceki ayetlerde yetimlerle ilgili e, işte e, emir e, ve emirlerde bulunmuştu ve zekara ve zikretti zımneha bunun kapsamında hakkal ekaribi bil icmal özet olarak akrabaların hakkını da zikretti akabehu ve devamla şöyle buyurdu. Akabehu devam etti demek. Yani bunun ardından bi zikri ahkamil mevarisi bi tafsil. Tafsilatıyla işte miraslarla ilgili hükümleri zikretti. Li yekuna zalike tavzihan lima sebeqe min el icmal. Yani daha önce özet olarak verilen hususların işte e, detayı yani açıklanması e, olması için fe farada nasib el evladi benin ve benat yani oğul ve kızlar oğullar ve kızlar arasında çocukların nasibini yani payını burada taksimatını farz kıldı sunbe zekara nasib el abai vel ummahat Sonra anne babaların ve annelerin paylarını zikretti. Sonra nasib el ezvaj ve zevcat sonra kocaların ve kadınların işte eşlerin payını zikretti. Summe nasibi el ihveti vel Sonra erkek kardeşler ve kız kardeşlerin payını zikretti. El lugat kelime bilgisine gelince yusikum buradaki el vasiyet yani bunun kökü olan el vasiyet el ahdu biş şey'i vel emru bihi. Yani bir şeyi ahdetmek, ahit almak ve emru bihi ve bi onunla emretmek. Ve lafsul İsa yani buradaki Yusî'deki İsa kökü ebla ve edellu alel ihtimam min lafzil emir. Yani emir lafzından daha daha özenli, daha dikkatli, daha delili açık ve daha belirdir. Li'ennehu çünkü bunda bununla ne yapıyor? talebel hırse ale şey'i ve temessükü bihi. Yani bir şeye hırs gösterme ve ona e, sarılma talebi var. Bu, bu, bunda diyor İsa'da. İsa hani vas vasiyet etmek, tavsiye etmek manasında. Faridaten. Bu farida ise ey hakkan faradahullahu ve evcebehu. allah Teala'nın farz kıldığı, zorunlu kıldığı bir hak. Kelale nedir? Kelale ise en yemuter raculü Adamın ölmesi ve la velede lehu ve la valide e, e, eyin. Yani ve la valide. Bu e, çocuğu veya e, işte anne babasının olmamasıdır ölen kişinin. La asle lehu ve la fer'a. Yani ne e, bu onun işte ne e, aslı ne de fer'i var. Yani ne e, işte baba tarafı ne de çocuk tarafı var. li enneha. Çünkü bu müştakkatun minel e, kel bu kel kelden türemedir. O da bir mana da'fi da, da, da yani za, zaaf manasında. Yukalu ne denilir? Mesela kelle racul yani denilir ida da'fe ve zahabet kuvvetuhu. Yani onun işte e, zayıflaması halinde ve kuvveti gitmesi halinde kelle racul denilir. Hududullah bu ise nedir? Ahkamu. Ahkamı ve feraidul mahdude yani belirli farzlarıdır. Elleti la tecuzu mücavezetuha yani onun aşılması geçilmesi caiz olmayan işte e, sınırlarıdır. Peki sebebin nüzule geldik. Rubiye rivayet olundu ki en nemraete Sa'd ibn Rebi evet onun karısı Caet geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ibnatiha iki kızıyla geldi fekalet dedi ki ya Resulullah hatani ibnata bu ikisi e, kimin kızlarıdır Sad ibn Rebi onun kızlarıdır e, ve kutile ile ebuhuma ma'ake bi ahadi şehid e, bi Uhud e, Uhud'da şehiden şehit olarak katledildi. Bunların babası e, seninle beraber Uhud'da idi ve şehit oldu ve inne amma huma onların e, amcası ekze malehuma bunların malını aldı felem yed' alehuma malen ve bunlara bir mal bırakmadı vela yine ve e, tenkihani illa bi malin e, yani bunlarda ancak malla nikah nikahlanacaklar ve kale sallallahu aleyhi ve sellem yakdillahu fi zalike ki Allahü Teala bu konuda hükmedecektir dedi. Fe nazelet ayetül mevaris ve miras ayetleri indi. Yusikumullahu fi evladikum şeklinde. El ayet ayet bu ayet yani sonuna kadar indi. Fe Ersele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ammihima onların amcasına haber gönderdi. Ee, en e, ne yapması konusunda en a'ti bineteyi sa'd ethülüseyni Sa'd'ın iki kızına malın üçte ikisini ver diye haber gönderdi ve ümmehuma ethümün sekizde birini de annelerine ver ve ma fehu velek yani kalanı da senindir diye haber gönderdi et <laughs> tefsir tefsire gelince yusikumullahu fi evladikum ey ye'murukum e, Allah, Allahu Allahu Teala size emreder ve ya'hudu ileykum bil adli ve adaletle size ahd eder yani sizden ahit alır fi şe'ni mirati evladikum çocuklarınızın mirası hakkında adaletle davranmanız hususunda size emreder li zekeri mislu hadil unseyyin ey lil ibni minel mirati mislu nasibil binteyn yani erkeğe e, kızın payının iki katı vardır mirastan. Fe in kunne nisa en fekas Eğer onlar 2'den fazla e, işte kadın kız iseler, ey in kanel evaretetu ina ten fakat yani sadece kadın iseler is nteyni fe ekser iki veya daha fazla. Falehunne sulusema terek. Yani o mirasın e, üçte ikisi onlarındır. E, felil binteyni iki e, kızındır. Fe ekser veya daha fazlasının sulusa et -tereke. Yani malın üçte ikisi enin e, üçte ikisi e, iki kız veya daha fazla kız olursa onlarındır. Ve inkânet vahideten felehen nisf. Eğer tek bir kız ise yarısı onundur. Ey ve inkânetil varisetu binten vahideten tek bir kız ise o zaman feleha nisfut tereke. Mirasın yarısı onundur. Bede'e te Allah Teala, Allahu e, Teala başladı. Bi zikri mirasil evladi ammeten. Yani genel olarak çocukların e, mirastan payını e, anlatmaya başladı. Sümme bi zikri mirasil ebeveyn. Sonra ebeveynin mirasını anlattı. Li ennel fer'a. Çünkü fer yani sonradan gelenler mukaddemun fil irsi alel asli. Yani asılda, yani asıl derken usul diye anlayacağız. Yani önceden gelenlerden mirasta daha önceliklidirler. Tüm Mekale Teala sonra Allahu Teala buyurdu ki: "Veli <laughs> ebeveyhi anne baba için kulli vahide minhuma, onlardan her birine esdudus altı da bir vardır. Ey lil ebi sudus ve lil ummus sudus. Anneye altı da bir, babaya altı da bir vardır." imma <laughs> tarake bıraktığından ey e, min e, taraketil meyt ölünün e, bırak, ölen kimsenin bıraktığından in kana lehu velet eğer onun çocuğu varsa ey in evcude lil meyt ibnun e, ev bintun oğlu veya kızı varsa li ennel velede çünkü çocuk yutlaku go ale e, 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 zekeri vel unsa yani buradaki velet hem kız için hem erkek için kullanılıyor bu kelime Fe in lem yekun lehu veledun eğer çocuğu yoksa ve verisehu ebevahu anne babası ona varis oluyorsa ey fe in lem yujad lil meyyiti evlad ölenin çocuğu yoksa ve kana el varisu lehu ebevahu fakat yani sadece anne babası varis oluyorsa ev ma'ahuma ahadu zevceyn ve onlarla beraber eşlerden biri varis oluyorsa feli ummihi es o zaman annesi için ne vardır e, üçte e, bir e, vardır e, burada e, şöyle e, ey felil ümmü e, ümmi e, annesi için sülüsül mal malın üçte biri vardır ev sülüsül bakim e, veya kalanın üçte biri bade farde hadizevc'in yani eşlerden e, işte birine verilen paydan sonra vel lil ebi kalanda babanındır. Ee, burada e, eşlerden e, birinin payı verildikten sonra artık e, o, o da e, hani o hük, hük, hükme bağlanmıştı. Fe in kâne lehu eğer onun erkek kardeşleri varsa o zaman feli ümmihi es sudus annesine altıda bir vardır. Ey fe in vucide me'al ebeveyni ihvetun lil meyyit isnani fe ekser. <laughs> Yani ölen kimsenin iki veya daha fazla erkek kardeşi varsa işte anne babasıyla beraber fel, fel ümmi fel ümmi değil de fel ümmi yani anne terithu hine izin essudur. Yani altıda bire miras olur. Varis olur. Fakat sadece. Vel baki kalan lil ebi baba içindir. Vel hikmetu ennel ebe mükellefun bin nefakati Burada e, hikmet nedir? E, babanın işte nafaka ile mükellef olmasıdır. Aleyhim onlar üzerinde. Dune, ümmihim e, anneleri değil, babanın mükellef olması. E, Fekanet e, hacetuhu ilel mali ekser. Onun e, mala ihtiyacı dolayısıyla nafakadan dolayı daha fazladır. Ve min ba'di vasiyetin yu'sa biha evdeyin. Tabi bunlar yapılan bir vasiyet yani işte o mirastan bir filan kimseye verilmesi hususundaki bir vasiyetten veya borçların ödenmesinden sonradır. Ey inne e, hakkal veretetim yani varislerin hakkı yekunu ba'de tenfizi vasiyetil meyyit yani ölünün vasiyetinin uygulanmasından sonra ve gadaidu yunihi ve borçların ödenmesinden sonradır. felâ tuksamut tereketu illa ba'de zalik zaten miras ancak bundan sonra taksim edilir. Âbâukum ve ebnâukum la tedrûne eyyuhum ekrabu lekum nef'an farîdata minallah. Ey innehu ta'ala tevella kısmetel mevâris bi nefsihi. Yani işte varislerin ne kadar alacağını yani onların mirastan taksimini bizzat Allahu Teala ne yapmıştır? kendisi üzerine almıştır. Yani kendisi belirlemiştir. Ve faradal ala alema ilmhi minel hikme yani hikmetten işte bildiği şeyler üzerine bu farzları emretmiştir. Fakat semahiyetu cedu maslaha ve tetebfirul manfaa Ya bunları ne olarak taksim etmiştir? Maslahatın bulunması üzerine yani ve işte kullarının faydası üzerine ve onların e, yararı e, bolca yararlanması için böyle taksim etmiştir. Böyle terekel emre ilal beşer eğer e, bu konuyu beşere bıraksaydı lem yalemu onlar bilmezlerdi e, neyi bilmezlerdi eyyum enfa lehum yani hangisi daha e, faydalıdır kendilerine bunu bilmezlerdi ve dolayısıyla feyedun el emvale ala gayri hikmetin yani hikmetsiz bir şekilde malları bırakırlardı yani taksimatı yanlış yaparlardı ve hada bu yüzden etbaahu bi kavlihi yani şu sözüyle devam etti inna'llaha hakana alimen hakima e, muhakkak ki Allah her şeyi bilen ve hikmet sahibi olandır ey ennehu taala alîmun bima yasluhu li halqihi yani e, yarattığı mahlukatı için ve insanlar için en faydalı olanı bilendir. E, yine hakimun fîmâ şera'a ve farada ve o e, yasa, koyduğu yasalarda ve koyduğu farzlarda da hikmet sahibidir. Sümme zekere teâlâ Allah-u Teala zikretti mirâtez zevci ve zevceti fekâle Yani e, erkek ve kadının, e, karı kocanın miraslarını zikrederek şöyle buyurdu. Burada kalalım, devam edeceğiz. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.